Evet arkadaşlar, günaydın. Burası Mojen'de kaldığımız otel. Çelik kasa gibi bütün odaların kapıları şifreyle açılıyor. Resepsiyon yok, muhatap yok. Burası bizim oda. Şöyle gördüğünüz gibi. Odamızdan ayrılıyoruz, topladık. Burası tuvalet, banyo. Kapılar çelik kapı, kilitli kasa. Kendinizi bir bankanın kasa odasında hissedebilirsiniz. Kahvaltıyı güya bu dolaba koymuşlar. Dolabı açtığımızda içinde iki tane poşet var. Ama bunlar bize ait değil. Sanırım birileri aldı. Şöyle kapıları görüyorsunuz. Bir bankanın kasa odası gibi. Şimdi aşağıya iniyorum. Kahve makinesi var. Kahve alacağım. Mustafa Bey kahvelerimizi dolduruyordu. Termosumuza kahve alacağız ve devam edeceğiz. Evet. Mustafa Bey burada. Hayırlı işler. Çalışmaya devam. Allah kolaylık versin. Biz güya kahvaltı yapacağız diye umut ediyorduk. Sadece sanırım kahve içebileceğiz. Evet. Norveç Mojen'den saygılar, sevgiler. Bugün yolculuğumuzun 18. günü. Konakladığımız otelden çıktık. Rotamız 4 saat 14 dakika 313 kilometrelik yolumuz var. Kaldığımız otel yani Türk parasıyla 5 kuruş etmez denecek cinsten bir otel. Dün akşam burada sevgili Konyalı kardeşlerimizin çalıştığı, işlettiği, sahibinin de aynı zamanda Konyalı olduğu bir restorana gittik. Orada sağ olsunlar bize izzet ikram ettiler. Çok güzel bir yemek yedik. Böyle Angus etinden bir bonfile, çok güzel bir pizza, patatesler, soslar, içecekler çok güzeldi. Bütün hepimiz beğendik. Hatta orada bize ne yaptılar? Sağ olsunlar indirim de yaptılar. Oradan buraya gelmişsiniz abi. O yüzden size de bir indirim yapalım dediler. Yaptılar. İzzet ikram güzeldi şimdi. Burası çok küçük bir yer. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan bir yer. Telaffuz edemiyorum şehirleri. Söyleyen var. Mojen. Mojen diye bir şehir. Burada oldukça Türk arkadaş var dediğim gibi. Gerçi onlar kendileri Konyalı olduklarını Konyalı izlemezler de. Ne diyorlar? Onların memleketlerin arkadaşı. Evet Konyalıyız demiyorlar. Kululuyuz diyorlar. Kulu Ankara'da yakın, Konya'ya da yakın, her yere yakın. Kululular Norveç'te çok arkadaşlar. Yani ya evlenerek gelmişler. Efendime söyleyeyim akraba talukatı birbirini çağırmış gelmiş. Çok güzel burada çalışıyorlar. Ama şöyle bir muhabbet ettiğimiz zaman kimse buradan memnun olmadığını söylüyor. Yaşam tarzı anlamında memnun olmadı. Yaşam tarzından kastım da sosyallikten bahsediyorum. Yoksa kurallar, herkes kurallara öyle bir uyuyor ki arkadaşlar. Yani söylenecek bir şey yok ya. Herkes kural, tam kural kaide. 30'la gideceği yerde 50 ile giden bir arkadaş ehliyeti alınmış ve cezaevine konmuş. Bu söylenen buydu. Hız ihlalinden dolayı aracına el konuluyor, cezaevine gidiyor. Polis göremediğimizi sorduk. Abi
burada olay olmaz ama olay olduğu anda da 2 dakika içerisinde bütün polisler buraya, olay mahalline erişir. Çünkü buradaki polislerin birçoğu hepsi sivil polis. Bugün Bodo'ya gidiyoruz. Feribot bulabilirsek bugün çıkacağız. Lofoten adalarına gideceğiz. Orada herkes çok övüyor. Nüfus yoğunluğu çok az olan, netteki verilere göre 25 kişinin yaşadığı doğa harikası bir yer olarak söyleniyor. Yaklaşık olarak feribot yolculuğumuz 4-4,5 saat sürecek. Feribot belli biletleri internetten satışa çıkartıyor. Hepsini satışa çıkartmıyor. Biz şimdi gideceğiz. Bugün otelde kalmayacağız. Eğer feribota binebilirsek feribotta kalacağız bugün. 4,5 saatlik bir feribot yolculuğu. Planımız o tabii. Olur mu? Olur. Şu anda kuzey yolunda ilerliyoruz. Mutaswagen'e doğru ilerliyoruz. 3 saat 57 dakikalık mesafemiz gözüküyor. 291 kilometre. Varış saatimiz 12.10 olarak burada bize gösteriyor. Kahvaltı masam. Çay, kahve. Ne var kahvaltıda? Yeket olduğunu düşünüyoruz oğlum, öyle bir şey yok. Çay. Türk çayı. Türk çayı. Domates soslu. Hindi. Ömür ne? Tavuk. Bu da natural, doğal hindi. Hep hindi. Bu da hindi. Bu Van. Van otlu peyniri. Van otlu peyniri. Mustafa hep Vanlı peynirleri yiyor. Bu da Bitlis. Bu da Bitlis kaşarı. Bu da ekşi mayalı. Bu da Trabzon ekmeği. Araya kıydım. 48 noklu kaldım. Abi söyleme sahip, madem bunlar yiyecektiniz, niye zor geçe geldiniz? Nerede yiyecektik? Van'da mı? İşte Van'da yeseydiniz, bilmem. Orada burada yeseydiniz. Nerede yiyecektiniz? Nerede yiyecektiniz? Bana da gidelim. Oraya da gideceğiz. Kaşar, hindi, kaşar, hindi, kaşar, altta üstte ekmek. Ulan 3 ay ekmek yemedik be. Bunun için burada yiyeceğiz diye. Değil mi? Evet arkadaşlar, Mojen'den çıktık. Bodo'ya doğru devam ediyoruz. Mola verdik kahvaltı için. Bir şeyler yedik, içtik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Aşağıya doğru 3 saatlik bir yolumuz var. Feribot bileti alamadık İnternetten. Bu arada bilgilendirme yapayım. Biletlerin %50'si internetten satılıyormuş. Kalan %50'yi de sanırım limandan satıyorlarmış. Feribot aşağı yukarı günde 6-7 tane var. Biz gideceğiz. İlk feribotu almaya çalışacağız. Olmadı bir sonrakine, olmadı bir sonrakine. Oradaki görevlilerle konuşacağız. Biletimizi alıp Lofoten adalarına geçeceğiz. Hayırlısı bakalım. Bu gece nerede kalacağımız belli değil. Yani yatacak nerede? Yerimiz yok kardeşim. Nerede yatacak akşam? Yerimiz yok. Şey var bir de. Nerede akşam orada sabah. Evet. Evet. Evet Mustafa Bey, ne durumdayız? Abi dediğin gibi işte, nerede akşam orada sabah. En güzel yolculuk. En sevdiğim spontane. Plan yok, bravo, program yok. Süper. Sadece gideceğimiz noktalar belli. Evet. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Nerede duracağımızı bilmiyoruz. Ne içeceğimiz belli değil. Nerede yatacağımız belli değil. Oo. En sevdiğim seyahat. Hayat sana güzel. Hayat sana güzel. Evet, haydi bakalım. Evet. Bakalım burada Metin Yılmaz ne yapıyormuş. Metin Bey merhaba. Günlük işleri halletmeye çalışıyoruz. Uzakta da olsak çalışıyoruz neticede. Allah kolaylık versin. Amin cümlemize. Şimdi bundan önceki bütün günler planlıydı. Plansız gün yoktu.
Evet. Şimdi bundan sonra plansızlık başlıyor. Macera aslında şimdi başlıyor. Asıl maceraya dalıyoruz bakalım neler yaşayacağız. Evet. Yani aslında bir taslak planımız var. Hangi gün nerelerde olacağımız, nerelerden geçeceğimiz belli. Ama işte araya feribot giriyor, bilmem ne giriyor diye otel rezervasyonu veya kalacağımız yerleri belirlemedik henüz. Evet. O da birazcık heyecan yaratıyor açıkçası. Onu diyecektim işte. Yani biraz evet, heyecan olsun diyecektim ama sen o heyecanın azalmasına sebep oldun diyeceğim. Sıkıntı yok. Yatarız abi. Çadır buluruz, çadır yatarız. Gerekirse satın alırız. Her ondan yerde sonra yatarız. Sonra macera gerçekten başlıyor. Çünkü kuzeyde havalar daha sert olacak. Evet. 4 gün. Evet. 4 gün sonra bugün salı. Evet. Cuma günü akşam bir aksilik olmazsa Nordcap'te olacağız. İnşallah. Sonra dönmeye çalışacağız. Bakalım dönebilir miyiz? Dönmek ister miyiz? Biraz daha kalmak ister miyiz? Yolu uzatır mıyız? Ve otoya devam ederiz. Ve Avrupa'da gezer miyiz? Bakacağız. Burada konuştuğumuz kişilerin birçoğu da çok güzel havalara denk geldiniz dediler bize. 28 derecede sürdük. Evet, dün terledik. Oldukça fazla terledik. Bir de şey dediler, yani bu yıl sıcak ve kurak geçecekmiş diyorlar. Öyle mi? Evet, dün kuruttuk öyle söylediler. Yani. Vallahi gittiğimiz yeri kurutuyoruz. Hayırlısı bakalım. Amin, amin. O zaman çok selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, şimdi bugünle ilgili Halil abimin fikirlerini alalım. Az önce benim, Mustafa'nın ve Metin'in fikirlerini aldınız. Şimdi sıra Halil abime geldi. Halil abi ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz, gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Bodo'ya gideceğiz. Kahvaltımızı park alanında park yaptık. Park alanında. Şunlar da doğal masalar. Şu masada yaptık. Evet. Evet arkadaşlar, yani güzel geçiyor. Fena değil. Daha önce de söyledim. Biraz böyle birbirimizi tanıma süreci sancılı olabiliyor. Onu da atlatacağız inşallah. Atlatıyoruz da. Hallettik. Sıkıntımız yok. Burada bütün mesele diyalog. Diyalog olursa her şey olur. Diyalog olmazsa olmaz. Dolayısıyla güzel geçiyor. Feribota gidiyoruz. İnşallah yetişeceğiz. Yetişiriz ya yani. Daha doğrusu bilet buluruz. Bir sonrakine gece olana buluruz. Buluruz yani. Her türlü evet, bulacağız. Evet. Yani öyle. Az önce Onur abi mesaj yazmış. Bodo'ya gidiyoruz dedim. Biz dedi bilet bulamamıştık. Bir gece konaklamıştık mecburen dedi. Biz bakacağız. Biz de konaklarız kardeşim. Bizde mecburiyet yok. Bakacağız. Evet, biz o mecburiyeti ne yaparız? Güzelliğe çeviririz. İnşallah. Mutluluğa çeviririz. Hadi kolay gelsin. Evet. Hazırlanalım çıkalım. Bize iyi yolculuklar. Haydi bay bay.
Arkadaşlar Arctic Circle'a geldik. Arctic Circle'dayız. Arctic Circle ne? Arctic Circle Kuzey Kutup Dairesi demek. Dünyada en büyük 5 tane enlem var. Kuzey Kutup Dairesi, Güney Kutup Dairesi, Oğlak Dönencesi, Yengeç Dönencesi ve Ekvator. Bu en büyük 5 taneden bir tanesi. Kuzey Kutup Dairesi. Bu dairede kışın Aralık ayında 24 saat gece, yaz ayında Haziran'da da 24 saat gündüz yaşanıyor arkadaşlar. O ne? Evet. Şu dünya yuvarlak demek. Ne çıkaracağız? Vallahi bilmiyorum abi yani. Çadır yapmışlar ama nasıl bir şey bilmiyorum. Şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım içeride ne varmış. Mustafa Bey bunlar geyik postu mu? Bunlar geyik postu. Geyik postu. Bunlar da geyik boynuzu. Boynuz bize lazım değil. Boynuz niye var mı? Yok. Kullanmıyoruz. Bak. Trole bak. Vay. Selamun aleyküm hacı abi. Merhaba. Burada bir takım yine hediyelik eşyalar. Ben magnet almıyorum, sevmiyorum. Burada yine şapka, bere, eldiven falan filan bir sürü ürün var arkadaşlar. Evet. Burada bir tane rengeyin içini doldurmuşlar. Bayağı da büyükmüş be. Büyük ve güçlü. Büyük ve güçlü olmasa Noel Baba'nın arabasını nasıl çeksin? Evet. Burada da bu troller ne yapıyor? Balık tutuyor. Hayırlı işler Hacı abi. Kolay gelsin. Millet gene bir yerlere gidiyor. Ne var orada? Taşlar üstüne dizmişler üst galiba. Üstüne diziyorlar. Dilek diliyorlar herhalde. Burada bir yanlış var herhalde. Taşlar üstüne dizince direkler kabul mü oluyor? Öyle mi düşünüyorlar? Hiçbir fikrim yok abi. Öyle bir intihar alıştırıyor ama. Evet bak. Oh keyif yapıyor bu abi. Bu teyze de lambayla bir şeyler yapıyor. Bir takım hayvanlar var burada. Tilki var. Vaşak falan herhalde. Kurt. Bak köpeği görüyor musun? Bak. Hav. Korkma. Tamam. Kocaman ayı. Kutup ayısı. Evet yine burada battaniyeler, kıyafetler, onlar, bunlar, şunlar, bir sürü şey. Evet arkadaşlar, burası hediyelik eşya dükkanı. Buraya geldiğine dair işte bir anı, hatıra vesaire bir şey almak isteyenler için veya üşüdükleri zaman, üşüyeceklerini düşündükleri için kıyafet falan alabilecekleri bir yer. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Neredeyiz? Şu anda Kuzey Kutup çizgisindeyiz. 66 derece 33 dakika 33 saniye koordinatlarını veren yerdeyiz. Burası niye önemli arkadaşlar? Burada Aralık ayında 24 saat güneş doğmuyor. Temmuz ayında ise 24 saat güneş batmıyor arkadaşlar. Buranın benzeri 4 yer daha var. Ekvator çizgisi, Oğlak dönencesi, Yengeç dönencesi ve Güney Kutup çizgisi.
olmak üzere toplam 5 tane aynı ebatta hayali daire var arkadaşlar. Dediğim gibi buranın en büyük özelliği, şu anda yaz ayındayız. Burada 24 saat güneş batmıyor arkadaşlar. Kışınsa 24 saat güneş doğmuyor, gece oluyor. Burası şu anda ticari bir merkez haline getirilmiş. İçeriye doğru gidelim. Tabii haklılar. Bunu bir şekilde paraya evirmek lazım. Evet, şu anda içeriye doğru gidiyoruz. Bakalım ne var, neler var, neler satıyorlar. Evet, şurada görüyorsunuz 8635 buranın posta kutusu. Evet. Neler var arkadaşlar? Kartpostallarımız var. Çok güzel kartpostallarımız var. Efendime söyleyeyim, burada geyik derilerimiz var. Ama tabii biz ne yapıyoruz? Sosyal mesajımızı veriyoruz. Hayvanlardan yapılan hiçbir şeyi almıyoruz. Evet, Birol'cum. Evet, Kuzey Kutup Dairesi'ne geldik. Artık sırtıla. Burada yine burayı insanlar hatırlasınlar, bir hediye eşya falan satıyorlar. Öyle bir mağazaya geldik. Şöyle kendime bir sticker aldım. Buraya geldiğimi hatırlayayım diye. Bugün hatırlayayım diye. Bunu da ofise koymak için aldım. Dışarıdakinin aynısı mı o? Dışarıda evet. Şurada bir anıt var. Fotoğrafını çektik. Onun minyatürünü yapmış. Tamam, Mustafa Eroğlu onu benim elimden aldı dedi. Doğru mudur? Ben onun elinden almadım. Dedi ki bir tane burada buldum dedi. Benzeri olsun dedim. Resmini çekmiştik. Şu üst taraflarında beyazlık var dışarıdaki kayanın. Bir tane buldum dedi. Bana verdi. İkinciyi aradı ama bulamadı herhalde. Mustafa Eroğlu her şeyi şey yapıyor yani, böyle çarpıtıyor. Bakayım kardeşim, ona nasıl bir şeymiş? Böylemiş abi. Uzaktan bak abi. Ben şöyle kameraya göstereyim abi. Arkadaşlar. Abi benziyor. 33 senelik şeyim, arkadaşlığımız var. Güvenmiyor musun bana? Ben sana güvenirim. Bakayım bir. Sana itin olsun. Güvenirim. İtin olsun deyince ben alırım. Hayır, sana güvenirim dedim. Hayır, itin olsun deyince al. Ne diyeyim şimdi? Onlardan ben de istiyorum. Şimdi ben çekim yapıyorum. Sen güzelini bilirsin arkadaşlar. Ne, sen bana neyi uygun görüyorsan onu al kardeşim. Motosikletin arkasına yapıştırmak için bilmem ne, bak şöyleler var. Var burada. Peki sen nasıl istiyorsan, ben biraz çekim yapıyorum. Evet, Birol'a da günlük takılma işlemimizi yaptıktan sonra şimdi şöyle bir çekim yapıyorum arkadaşlar. Burada... Evet arkadaşlar, burada... Gerçek boyutlarda içleri doldurulmuş mumyalarımız var ve gerçek bunlar. Yani ben bununla karşılaşmak istemem. Kesinlikle karşılaşmak istemem bununla. Bizim küçük evimizdeki minik yavrumuz Harun'un tırnaklarını bildiğim için bu ondan kat kat daha keskin. Burada yaşayan canlılar umarım avlanmamıştır bunlar için. Evet, içleri doldurulmuş ve burada buranın popülasyonunu bize gösteriyor arkadaşlar. Ne olacak? Tabii şimdi şuna bakar. 24 saat gündüz, 24 saat gece olursan ve böyle de sen işte yan gelir yatarsın. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Evet, oldukça güzel, oldukça güzel şeyler var buralarda. Mesela şöyle bir mont neymiş bakalım, 799 Norveç kronu, yani çok kolay, 799 şunu atıyorsunuz, 79, 80 dolar. 80 dolar artık çarpıyor musunuz, bölüyor musunuz, ne yapıyorsanız yapın, biz onlardan vazgeçtik, çarpmak bölme işinden vazgeçtik, yoksa mutsuzluğun kaynağı oluyor. Yurt dışına geldiği zaman mutsuzluğun kaynağı oluyor. Birol Bey ne yaptınız? Aldım abi sana da bir katı. Tamam, teşekkür ederim. Evet, ama geyikle hiç karşılaşmadık. Karşılaşmak ister miyiz? Kesinlikle isteriz, geyikle karşılaşmak isteriz. Aşağıda da bu rakun herhalde, onunla da karşılaşmadık. Burayı şeye çevirmişler, bir gelir kapısına çevirmişler arkadaşlar. Güzel. Buraya da gelmedik demeyelim. Geldik. Burayı da geldik, gördük.
Evet. Buraya da geldik, gördük. Öyle. Şimdi evet, buranın coğrafi yerlerini gösteriyor. Arkadaşlar, burada görüyorsunuz işte. Evet. Evet, şurası. Şu anda kuzeydeyiz biz. Bir de bunun güneyi var arkadaşlar. Burada kışın 24 saat boyunca güneş doğmuyor. Yazın ise 24 saat boyunca güneş batmıyor. 66 derece 33 dakika kuzey. 39 saniyesi de var arkadaşlar. 66 derece 33 dakika 39 saniye kuzey. Evet, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ziyaretimizi tamamladık. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Motorlarımıza doğru ilerliyorum. Ancak her taraf motor. Şu motorları da size göstermek istiyorum. Havada rüzgarlı. Bundan sonra zaten rüzgarsız hava yok. Her ülkeden değişik değişik motorlar burada. Göreceğiniz gibi. Karavanlar, ziyaretçiler falanlar filanlar. Bayağı kalabalık bir ortamdayız. Biz de motorlarımızı şuraya çektik. Şimdi buradan ayrılacağız. Arkadaşlar, Arctic Circle Kuzey Kutup Dairesi'nden herkese selamlar. Arctic Circle'da bir arkadaşla karşılaştık. Motosikletlerimiz aynı. Tabi bazı eklentiler var. Hatta birçok eklenti var. Akrapovic var, Denali var. Ve sticker'ımızı da hediye ettik. Hemen motosikletine yapıştırdı. Ve kamyon gibi de yüklemiş. Maşallah tam seyahat motosikleti. Hatta çok uzun seyahatler için tasarlanmış belli. Güzel bir motosiklet olmuş. Ellerine sağlık hazırlayalım. Bay bay. Have a nice day. Arctic Circle. Geldik. Ne oldu? Gördük. Al buyur. Gördük. Gözle görülen bir şey mi var? Yok. Elle tutulan bir şey mi var? Yok. Nasıl yapalım? Yapmışlar. Şimdi. Geçtik. 36 derece. Yok bilmem. Ne oldu? Bu kadar kilometre geldik. Ne oldu abi? Buyur. Ne? Gördük. Başımız göğe mi erdi? Al. Vay anasını be. Şu anda Bodø şehrindeyiz. Moskenes'e, yani Lofoten adalarına geçmek için feribot terminalindeyiz. Saat şu anda 15. Feribot 18.45'teymiş. Dolayısıyla motorlarımızı buraya çektik. Görevliyle konuştuk. Biletimiz yok dedik. Tamam dedi. Saat 18.45'teki feribota binebilirsiniz dedi. Motorlar burada kalsın dedi. Kesin binecek miyiz diye sorduğumuzda tamam problem yok dedi. Dolayısıyla biz şimdi motorları buraya koyduk. Ondan sonra bir şeyler yemek için devam edeceğiz. Şöyle birazcık turlayacağız, gezeceğiz. Ondan sonra geleceğiz. Arkadaşlar, şu anda sticker'ımızı yapıştırıyoruz. Okay. Mr. Ahmet is pilot for Qatar. Pilot. That's all. How is my sticker? Amazing. Thank you. Very nice. It's a very nice sticker. Thank you. Bye bye. Arkadaşlar, şu anda Bodø şehrindeyiz. Feribot için sıra bekliyoruz. Feribot da gördüğünüz gibi yanaşıyor. 18.45'te hareket edecek. Buradan Lofoten adalarına geçeceğiz. Aşağı yukarı yolculuğumuz 4 saat sürecek. Böyle bir etrafı göstereyim istedim. Evet. Feribot şu anda limana yanaşıyor. Muhtemelen bir 10-15 dakika içerisinde boşalır. Daha sonra içerisine yeni yolcularını alır.
Bodo şehri limanındayız. Burası feribot terminali. Şurada ileride bizim motorlarımız var. Bugün Arctic Circle'da 3 tane Katarlı motorcuyla tanıştık. Biraz sohbet ettik. Frankfurt'tan çıkmışlar. Start noktaları Frankfurt. Motorlarını uçakla Frankfurt'a göndermişler. Onlar da Nordkap yolcusu. Arctic Circle'da tanıştık. Burada feribot iskelesinde de aşağı yukarı bir 3 saattir bekliyoruz. İnternetten bilet alamadığımız için iskeleden bilet almamız gerekiyordu. O nedenle sıraya girdik. Biletimizi aldık. Şu anda feribota bineceğiz. Arkadaşlar 3 tane Arap. Onlar da böyle 3 arkadaş gezmeye gelmiş. Bizim motorlarımız da sırada. Herkes burada. Herkes feribotun gelmesini binmeyi bekliyor. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Aleykümselam. Şu anda feribotu bekliyoruz. Lofoten'e gidiyoruz. Orada biraz gezeceğiz. Çok harika bir coğrafyası olan, harika bir görüntü cümbüşüne sahip olan bir yere gidiyoruz. Yaklaşık olarak 4,5 saatlik bir feribot yolculuğumuz olacak. Otelimizi ayarladık. Orada kalacağız. Sabah saat 10-11 gibi oradan çıkmayı düşünüyoruz. Dersem bile Birol hemen yüzünü ekşitiyor onun şeyini almak için. Oysa ki 8'de çıkacağız ama ben onun tamamıyla mimiklerini almak için yaptım. Çünkü aldın mı? Çünkü patron o, aldım. Ben ne dersem aldım. Evet, kaç saattir bekliyoruz Birol'cum burada? Valla saat yanılmıyorsam 3 gibi geldik. Yani 15 gibi geldik, 18.30. Aşağı yukarı 3,5 saattir bekliyoruz. Neden erken geldik? Çünkü biletlerin %50'si internetten satılıyor. Diğer %50'sini buradaki gördüğümüz bu görevli arkadaşlar satıyor. Biz internetten bilet alamadığımız için, hani full gözüküyordu, mecburen erken gelip sıraya girelim istedik. Onlar da bize dediler ki 17.45'te, yani bir saat önce satışa başlayacağız dediler. Haliyle 2-2,5 saat falan erken geldik. Bilet almadan, feribota binmeden de 3 saat. Evet. Evet. Şimdi Metin, ne diyorsun kardeşim? Abi beklemekten yoruldum. Gidiyoruz. Şeyde konuşuruz. Feribotta geri kalan kısmını konuşuruz. Şimdi şu anda sırayı bozmamak için feribota gidiyoruz arkadaşlar. Feribota biniyoruz arkadaşlar. Çift ayağı mı alalım? Siz ya? Bağlıyoruz abi. Ulan bütün bağlama işleri size emin ederim. Bütün bağlama işlerini niye Halil Bey'e yaptırıyorsunuz?
çıkıyor. Bağlamacı Halil. Abi bu işin çoğunluğu neredeydi? İşin bağlamasında. Kaldırmada neydi? Gel bunu şöyle yapalım. Evet. Bağlayabiliriz Halil Bey. Abi benim işim bağlama işi. He? Bağlama işi benim işim. Şu motorun plakası hangi ülke? Hangi ülke şu motorun plakası? Finlandiyalı geldi, 3 dakikada bağladı, çıktı. Abi adamın işi yok. Adam alışkın sürekli feribotlara binmeye. Evet, limandan çıktık. 3 saat 15 dakika süren yolculuğumuz. Hoş geldin. Arkadaşlar. Çalışmalara devam. Aktarıyoruz. Kartları aktarıyoruz. Hafıza kartlarındaki bilgileri şey aktarıyoruz. SD kartları aktarıyoruz. Kolay gelsin. Aferin. Teşekkürler. Çalışkanlar. Hadi bakın. Şu anda saat 22. Lofoten adalarına yaklaşıyoruz. Feribot bir 5-10 dakikaya kadar yanaşmış olacak. Evet arkadaşlar, dünyanın en kısa isimli
şehrindeyiz. Şehir mi diyelim, köy mü diyelim, ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Yerleşim merkezi. Yerleşim merkezi. İsmi A. Büyük A. Sadece A. Bu kadar. Bir de üstünde bir yuvarlak işaret var da o herhalde Norveç alfabesiyle ilgili bir şey. Otelimize geldik. Yarın inşallah tabelanın önünde de bir foto, bir video yaparız. Bak, mesela şurayı gösterebilirsin. Şurayı görüyorsun. Hemen orada. A orada. Bak orada yazıyor. Evet. O gözükmüyor şimdi. Evet. Evet. Klasik Norveç balıkçı barınaklarında konaklayacağız herhalde. Bakalım. Görüşmek üzere.